ilçe başkanlarımızın emeğiyle bugün tam 17 ilçede teşkilatlanma yapımızı tamamladık. İttifakındayız ama hükümet ortağı değiliz. 15 Temmuz gecesi milletimizin o hain darbe kalkışması sonrası sokakta kurduğu ittifakın üyesiyiz. Bizim devletçilik, milliyetçilik, vatanseverlik yanımız bunu gerektirirdi. Biz de bunu yaptık. Ama 28 yıldan bu yana Türk siyasetinin ve milletimizin bildiği gibi doğru olan her işin yanında, yanlış olan her işin de karşısında olduk. Bugün ittifakta olmamız da aslında mevcut siyasi iradeye de bir güçtür. Çünkü yanlışlarını çok rahat dile getirip çözümleriyle beraber öneri sunabilen tek partiyiz. Ve müsaadenizle sözü Sayın Genel Başkanım Uğur Bulut'a bırakıyorum. Hepimizi selam ve saygıyla en içten dileklerimle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Başkanımıza teşekkür ederim. Sayın İl Başkanım, kıymetli Merkez Karar Yürütme Kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımızın çok değerli başkanları, ilçelerimizin çok değerli kadın kolları başkanları, ilçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, değerli dava arkadaşlarım, kardeşimiz, vefakar, cefakar, kadim toprakların insanı, Erzurum'un hemşerilerimiz, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Sözlerimin başında Erzurum'un manevi mihmandarlarından Alvarlı Efe'yi, İbrahim Hakkı Hazretlerini, Horasan Baba'yı, Hasan Baba'yı ve ismini burada sayamadığım binlerce manevi mihmanlarımızı rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Allah kanıları rahmet eylesin. Kıymetli Erzurumlular, değerli dava arkadaşlarım, Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nin almış olduğu bir karar gereği Türkiye'nin 81 vilayetini tarıyoruz. Bu mihvalde de biz geçtiğimiz hafta Malatya'dan başlayıp Bitlis, Muş, Ağrı, Ardahan, Kars ve bugün de Kurtuluş Savaşı döneminin mihenk taşı Erzurum şehrindeyiz. Erzurum hakikaten Kurtuluş Savaşı sürecinde birliği, beraberliği Anadolu safına pompalamış, mücadele azmini Anadolu'ya pompalamış. Buradan yeniden bir Kuvayi Milliye ruhuyla tekrar Misak-ı Milli'yi tüm İslam coğrafyalarının beklemiş olduğu yeniden nizam-ı alem, yeniden ilahi şerimatullah yolunda bir devletin inşasına güç vermiş şehirlerin en başından gelir. Bu manada Erzurum'un Türk milletinin, Türk devletinin sıkıştığı dönemlerde vermiş olduğu hizmet her zaman takdire şayandır. Allah hepinizden razı olsun. Kıymetli arkadaşlar. Thank you.
Erzurum'da bir iş merkezinin yöneticileri depoda görüp bomba sandıkları kabloyu bağlı düzenekleri çantayı doldurarak polise götürdü. Polisin yaptığı incelemede düzeneğin çiçekçilerin kullandığı havai fişekler olduğu tespit edildi. Kayak milli takımı Anadolu Kupası'nı 8 madalyayla tamamladı. Palandöken Kayak Merkezi'nde 4 gün süren organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Tacikistan, İran ve Fas'tan toplam 62 sporcu katılım sağladı. Büyük mücadelelerle sahnede olan organizasyonda Türk milli takım sporcuları 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı. Kayak milli takımımızı tebrik ediyoruz. Aras TV ana haber.